Bu annesi vefat etti, kızı da vefat etti, bu ikisi. İşte bu da eşi kardeşim. İşte şunlar, üçü vefat etti bak buna. Kızı bu tane verdi, bir tane Gamze'ye dedi Ceylan. Burası Hatay Samandal ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde oturuyoruz. Bu altı katlıydı, altı dairelik üç katlıydı bu taraf. 6 Şubat'taki işte o gece artık bir baktık sallanıyoruz. Biz dışarıya çıkacak kaçtık. Ben ikinci katta oturuyordum buralarda. Kardeşlerim biz altı kardeşiz burası. Sonra aşağıya atladım baktım. Allah Allah birinci kat yok çünkü çökmüş. Arka tarafa geldim, buralar işte kardeşimin sesi çıkıyordu, bir de yeğenim vardı. Burada bağırıyordu, aman amca bizi kurtar diye, yağmur yağıyordu. Acayip bir şekilde. Sonra sağ olsunlar tabii sabaha doğru artık akrabalar, tanıdıklar hepsi koştu. Sağ olsunlar artık kardeşimi çıkardık buradan. Bir de yeğenimi çıkardık, lisede okuyor. En büyük kızı. Sağ çıktılar Allah'a şükür. Fakat yengem işte şu kolonun yanında ayağı sıkışmıştı. Buradan işte onu tabii o vefat etmişti. Çıkardık hastaneye. Kızı da köşeden çıkardık o taraftan. O da sizlere ömür rahmetli oldu. Yengem de şeydi. Sonra bu tarafa geldik. Üç gün olduk. Koşturduk. Her yeri aradık taradık. En son afet geldi. Üç gün sonra. Bağırıyor, ses yoksa gidiyorlar diyor. Ses yoksa biz duramayız siz yanınızda. Sonra en son sağ olsun buradaki tanıdık arkadaşlar geldi. Gönüller tabii, gönüllü. Kırdık bizim, şu bütün şeyi içeri daldılar. Tabii biraz yüksekti ya, yavaş yavaş şimdi bu indi aşağıya. Yani bir metrelik, bir buçuk metrelik şey vardı yükseklikte. İçeri daldı. Bu banyo yanında bir çamaşır makinesi var, devrilmiş. Devrilmiş, o arkasında durmuş işte yengem de iki kızı var. İki kızı da beraberdi. İşte şu artık çektik bu çamaşır makinesinin arkasında artık bu devrilmiş çamaşır makinesi tam önünde banyo artık bu inşaatımız şimdi buradaydı 3 metre ileriye gitti. Yani bizim bu binamız şu ağacın yanında. Ama artık tabii bu büyük enkaz, büyük deprem şiddetindeki ileri gitti. 3 metre ileri gitmiş. Fakat benim o tarafta Allah'a şükür 2 tane yeğenlerim var. Bina o tarafa gittiği zaman kendileri dışarıda kaldı. İki tane, birisi işte 12 yaşında, birisi 14 yaşında. O taraftakiler kurtu, baktı kendileri dışarıda kalmış. Hemen kaçtılar yani. Yani hiç kimse şey etmeden, yani çok şiddetli bir şey oldu. Vallahi işte bir ay yakın oldu. Deprem şey oldu. Bizim hala duruyor yani, bizim ağır hasarlı diye geldi, yazdılar bunu. Numune aldılar bu inşaatlardan. İkinci katta. Yok bu birinci kattaki kolonlardan numune aldılar bak. Belirli kişiler geldi sağ olsunlar. Bu artık bakıp bekliyoruz yani ne gibi bir şey. Vallahi bizim daha bekliyoruz. Çadırlarda yalnız elektriğimiz yok, suyumuz yok. Hiçbir şeyimiz yok buralarda yani elektrik hiç yok. Bağlamıyorlar bize yasakmış diye. Sağ olsun bize tanıdık bir tane konteyner gönderdiler. Gene ona elektrik bağlamadılar. İhtiyaçlarımız işte o yüzden su çok önemli. Önemli bize gerek tabii elektrik de önemli bize. Bekliyoruz işte bir şeyler bize getirsinler diye. Vallahi duruyoruz işte bekliyoruz. Su işte dağıltılı yerlerden bazı sağ olsun bazı tanıdık işte gönüllüler getiriyorlar bize. Getiriyorlar yani yemek gibi şeyler ama yemek yapacak bir yer yok buralar artık. Hazır olan ya büyük şehirlerden dağıtılan yemeklerini oradan getiriyoruz buraya. Oradan getiriyoruz sağ olsunlar. Ama biliyorum işte korkuyor yani yarın kışın mesela gerçi yağmur daha yağmadı ama bir yağmur olursa artık çadırların ne hali olacak bilmiyorum. Bilmiyoruz ne olacak. Bekliyoruz daha. Biz mesela burayı kapatmamız ki bizim bahçelerimiz şeyimizi dedik. Eğer burada bunu temizlerlerse bir şeyler koyarız burada aynı yerimizde durabiliriz yani durursak. Biz burada istiyoruz kalmak için. İşte öyle bir tek suyumuz, elektriğimiz olsa yani belli normal bir şekilde yürüteceğiz. Çünkü buraları bıraksa gitsek nereye gideceğiz ama yani insan yaşadığı yer yaptığı nereye gidecek? O yüzden bekliyoruz. İnşallah bir de bu eksiklerimiz daha şey olsa, bu yerleri temizlenirse ondan sonra burada kalmak istiyoruz biz.